Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Fiat Pratico. Müşterimiz direkt bayiden alıp aracını bize getirdi. Arkasında kasalı olarak aracı teslim almış. Bu yüzden pastane işiyle uğraştığı için arkasındaki kasayı kullanamayacağını ve üzerine frigo kasa yaptırmak istediğini söyledi. Biz de buna göre fiyatını çıkarttık. Tekrar ölçülerini aldık ve aracın üzerindeki kasanın kapaklarını tamamen söküp yere indirdik. Şimdi aracın ölçüsünü aldıktan sonra kasanın yapımına başlayacağız. Yine size ara ara videolar çekeceğim. Sizi bilgilendirmek amaçlı. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız sağ alt taraftaki kanalımıza abone ol butonuyla kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanalımızda sıfır kasalarla alakalı, özellikle de tamir bakımla alakalı birçok video var. Bunları izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğer düşünceleriniz varsa bunları da bize iletebilir. Alttaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdi aracın yapımına geçebiliriz. Gördüğünüz gibi kasanın bütün duvarlarının basma işlemlerini tamamladık. Ve birleştirip kaynak işlemlerini tamamladık. Ardından elektrik kablolarını geçirdik. Daha sonra alt tabanını gördüğünüz gibi işlemeye başladık. Bu tamamen alt taban işlenecek ve gri renk olacak. Sağdan bir adet müşterimizin tepsi boylarına göre kapımızı ayarladık. Sağ kapımızı. Onun haricinde arka kapının yine kapılarını bastık. Kapıları mevcut. Arka tarafın köşeleri paslanmaz olacak. Bu yüzden paslanmazın ölçülerini tamamen verdik. Kasanın yapımını devam edeceğiz. Kasanın iç yüksekliği müşterimizin istediği üzere 1.50 yapıldı. 1.50 olsun, içine rahatça grip çıkabileyim diye kendisi bize söylemişti. Ona göre kasanın içinin ölçülerini 1.50 yaptık. Uzunluğu yaklaşık 2.30, genişliği de yaklaşık 185 oldu. İşlemlerimize devam ediyoruz. Kasanın köşe bentlerinin dönme işlemini tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi ön tarafın tamamen dönüldü. Ve şimdi kapı girişlerindeki paslanmazlarını ayırıyoruz. Ölçülerini verip bastırmıştık. Onları da tamamladıktan sonra kapıların montajına geçeceğiz. Ustamız onları tek tek kesiyor. Kenarları gelecek şekilde tamamen paslanmazlarını döneceğiz. Alt tabanında el yapanı işledik. Gayet güzel oldu. İşlemlerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Bentlerini tamamlayıp kasayı aracı yükledik. Gördüğünüz gibi ön taraftan bu şekilde görünüyor. Kasa sağ taraftan da bu şekilde görünüyor. Şimdi sırada kapıları var. Kapıların ölçülerini alıp yapımına başlayacağız. Profillerini tamamlayıp resleyip kapıları yerine montajlayacağız. Daha sonrasında araç klima bağlanmaya gidecek. Elektrik aksamını bağlayacağız. İçerisine bir tane daha led ışık koyduk. Onu bağlayacağız. Sonra işlemlerimize tüm hızımızla devam edeceğiz.
bütün işlemleri tamam. Sadece altına cila atmak kaldı. Cilasını da attıktan sonra müşterimize teslim edebiliriz. Aracın üzerine frigo kasa yaptık. İlk baştaki halini hatırlıyorsunuzdur. Üzerinde açık kasa vardı. Müşterimiz aracını bu şekilde bayiden teslim almış. Üzerinde açık kasa varken biz de üzerindeki açık kasayı tamamen söktük. Orijinalini bozmadan gördüğünüz gibi üzerine frigo kasa yaptık. İçinin uzunluğunu müşterimize sorduk. Müşterimiz 1.50 istediğini söyledi. Bu yüzden içten içe yüksekliği 1.50 oldu kasanın. Üzerine tekrar 0+4 derece aralığında çalışması için klima takıldı. Müşterimiz zaten pastane işiyle uğraştığı için bu sıcaklıklar ona gayet yeterliymiş. Kim bilir ne pasta börekler taşıyacaklar bu arada. Aracımızı artık müşterimize teslim edeceğiz. Bütün işlemlerini gördüğünüz gibi tamamladık. Safgar klimamız 0 dereceye kadar rahatlıkla soğutabiliyor. Onun haricinde içerisi toplamda 6 metreküp kadar bir alan oldu içerisinde. Gördüğünüz gibi klimanın içten görünüşü de bu şekilde. Tamamen gaza basıldı, bütün bakımları yapıldı. Yeni olarak sıfırdan montajlandı. Alt tarafımızı gördüğünüz gibi kapı çerçevelerimiz paslanmaz. Kapıların menteşeleri paslanmaz, kapı kollarımız paslanmaz. Yan kapıda özellikle yan kapı gömme kilidi kullandık. O da paslanmaz. Kapı arkasında yine kasalarda olması gereken reflektörlerimiz var. Sağ kapının girişindeki gömme kilidin dillerinin geçeceği yerler mevcut. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız sağ alt taraftaki abone butonuyla kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanalımızda kasa tamiriyle alakalı, sıfır üretimle alakalı birçok video var. Bunların hepsini izleyebilir ve firmamızı ziyaret ederek kendinize özel kasa yaptırabilirsiniz. Şimdi klimanın nasıl çalıştığına bakalım. Daha sonra videomuzu kapatalım. Şimdi aracımızın kokpit bölümüne geçtik. Marşa basıyoruz. Marşa bastıktan sonra tek yapmamız gereken klimayı açmak. Klimamızın düğmesine de basılı tutuyoruz. Şu an kompresörün devreye girmesini bekliyor. Kompresörümüz devreye girdikten sonra araç soğutmaya başlayacak. Şu an 10 derece. Yavaş yavaş soğutmaya başlayacak. Kompresör devreye girdikten sonra tutuyoruz. Videoda çok belli olmayabilir. Fazla parlıyor çünkü. Biraz da şuradan göstereyim. Şu an daha da belli. 10 dereceyle başladı. Aşağıya doğru inmeye devam ediyor. Kompresör devreye girdi. 8.8, 8.7 bu şekilde 0 dereceye kadar inecek. Klima 0 derecede kendini kapatacak. Daha sonra 3 dereceli, 4 dereceli tekrar çalışmaya başlayacak. Çünkü bu klima 0+4 derece aralığında çalışıyor. 0 olduktan sonra kendini otomatiğe alıyor. Daha sonra derece yükseldiğinde tekrar çalışmaya başlıyor. Havada biraz soğuk olduğu için biraz daha hızlı iniyor sıcaklık. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız sağ alt taraftaki abone butonuyla kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanalımızda kasa tamiriyle alakalı, yeni kasalarla alakalı birçok video var. Onları izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Şu an klimamız çalışıyor. Araç soğutmaya devam ediyor. Videomuzu bu şekilde kapatabiliriz.
artık aracı müşterimize teslim edeceğiz. Kendinize iyi bakın.